Hı. Akşamlar İyi akşamlar. ben bir Azerbaycanlı olarak eşim Gaziantep'li. Biz burada çok yardım ettik kendi imkanlarımızla. Ben de burada iş sahibiyim. Yemin ederim Antep'te çok kişi ölmüş. Eşim tarafından bayağı bir kişi ölmüş. Arkadaşımın yeğenler ölmüş. Dün çıktı ama yeğenleri maalesef kaybettik. Şu an İskenderun. Ondan sonra Kahramanmaraş %80'i yok. Ne olur yani herkes Allah razı olsun. Ben daha bir Azerbaycanlı olarak yıllardır buradayım. Yani çok yardım yani nasıl diyeyim Reksane Hanım, inan ki o kadar zor durumdalar ki anlatamam yani. Devlet eğer İskenderun'da olan müracaat ediyor AFAD bölgesine, onlar ücretsiz bir şekilde nerede kohumları varsa çattırırlar. Mesela Malatya'da olanlar, mesela o bayan ben yardımcı olacağım Hatay'da İskender diyor. Çünkü biz gruplarımız var, paylaşıyoruz birbirimizden. O yüzden çok battaniye, polar giyimlere, yiyecek Allah ondan sonra ıslak mendil. Yani o kadar kötü ki yani Antep'in ilçeleri, Antep yar yok yani. Maraş'ın %80'i yok. Hatay kıyameti yaşıyor. Bir yandan liman yandı, bir yandan deniz aştı, bir yandan felaket, hala enkaz altında arkadaşlarımız var. Yani sizden rica ediyorum, benim görümcem bu Suriye'ye yakın bir yerde. Orada da çok kötü durum var. Bilmiyorum yani sizden ricam battaniye, kettle, eldiven, ondan sonra ne bileyim jeneratör. Yani şu an hepimiz bir el olduk. Hepimiz yardım ediyoruz. Yani 2 günde ben Canlı yayında yaxşı internet zayıf olduğuna göre. yani Adana'ya gidiyoruz. Şu an emin ol Adana'dan arkadaşım yazdı, hakkını helal et, çok kötü buralar dedi. Yani o kadar kötü ki inan ki siz gelip gördüğünüz zaman anlayacaksınız ki ne kadar kötü bir yani dehşeti yaşıyorlar şu an. Yani çok xahiş edirəm. Sizin hal-hazırda olduğunuz ərazidə, orada da zəlzələ, orada da depremlər oldu mu? Burada Sakarya'da oldu. Sakarya falan dediler. Yok canım. Kaç tane? Sakarya'da dediler. Kusura bakmayın iş yerindeyim. Sakarya'da dediler. Biz gönüllü olarak eşimle gidecektik. Ama yollar kapalı gidemiyoruz. Şu an Adana'dan isterseniz ben size Instagram'da mesaj olarak göndereyim bakın. Yemin ederim arkadaşım yazdı hakkınızı helal edin. Çok burada kıyameti yaşıyoruz diyor. Yani Adana, Antep, Osmaniye, Nizip. Yani benim arkadaşlarımın, eşimin arkadaşı 2 kız öldü. İkiz, o da okumuş. Azerbaycanlılar bayağı varmış. Emin ol. Yani devlet şu an yemek konusunda veriyor yardım. Bir tek yardım, bez, otellere yerleştirdiler bayağı bir kişi. Engelli kişileri yerleştirdiler. Alanya, Antalya, Bodrum, Mersin. Onlar oteller Allah razı olsun devletimiz yerleştirdi. Battaniye, ondan sonra yeni istiyoruz. Yani giyinilmiş kesinlikle. Çünkü saçma sapan şeyler koymuşlar. Olmaz, O yüzden devlet kabul etmiyor. olmaz, Yani AFAD, siz gelirseniz AFAD, Kızılay, biz kan bağışında da yardımcı oluyoruz. Bizim ekibimiz var. Ekip bir tır, 2 tır buradan camilerden yolladı. İşte yani polar çorap, eldiven, bez, jeneratör, ısıtıcı, kettle, ondan sonra yani battaniye, bunlara ihtiyaç var. Yemek şu an
Dünya ünlüleri, şefler hepsi şu an orada. Herkes şey yapıyor yani. Ve Yani ne bileyim yani sizi o kadar seviyorum ki bir Azerbaycanlı olarak ben 17 yıldır buradayım. Yemin ederim böyle bir felaket görmedim. Kaynanamgil köye gitmişler. Antep merkezden evleri yarılmış. Teyzesi kimse yeri bulamıyor. Yani o kadar Türkiye bir şoktan kalktı ki yemin ederim yani gözlerinizde görse kaç gündü içimiz parçalanıyor. Yemin olsun. Bilmiyorum yani yatamıyorum. Yatağımızda yatamıyorum. Dualarımız, bilmiyorum. Çok kötü. Ünlüler çok yardım ediyor. Ünlüler Allah razı olsun deme de kalın. Levent ya herkes elini taşa koymuş Azeri kardeş yani Azerbaycanlılar Allah bin kere razı olsun. Ha mı gönüllü olarak da şu an benim dün eşim arkadaşım hoca arkadaşları var. Yemin ederim ölü yıkamaya adam bulamıyorlar ya. Buradan bir uçak gitti ölü yıkamaya. Kefen yok. Kefene ihtiyaç var. Çok kötü bir durum. Yemek falan Allah razı olsun veriyorlar. Yemeği şu an veriyorlar. Çünkü ilk günü herkes şoktaydı bilmiyordu. Yani kim ne yapacağını bilmiyordu. Biz gidecek bir yollar yarılmış. Antep'e gidemiyoruz. Adana'dan iniyoruz. Anca uçakla böyle götürürlerse. Ama buradan size söyleyeyim. Belki dinleyen varsa Hatay'da başka yerlere gelmek isteyen AFAD bölgesine yakınlaşır. Der ki ben İstanbul'a gitmek istiyorum. Ücretsiz onu getiriyorlar. Çünkü böyle yardım gidip söyleseler bir bayan katıldı da Hatay'dan. Ben yazdım ama dedim ki AFAD bölgesine gidiyorsunuz. Söylüyorsunuz benim akrabam var İzmir'de, Adana'da, orada, burada yani yolluyorlar. Ücretsiz devlet bunu ücretsiz karşılıyor. Hatta burada Çamsakura'da hastalar var. Pijama falan istemişler. Gidip onlara da yardımcı olacağız inşallah Allah'ın izniyle. Bizim de iş yerimiz var. Eşim Gaziantep'li. Aradık. Yani elimizden geldiği kadar gidemiyoruz. Oh, çok dehşet. Dehşet. Allah. Konuşuyorum ama ellerim titriyor yani. Sizden Bir de anca böyle yani yeme içme şu an var. Allah hamınızın, her birinizin köməyiniz olsun Məmməz bacım. Məsələn, bizim direktimiz bölgəsində, Instagramımızda, başım bilmirəm işinə danışıram, siz ağladınız. Orada xahiş edirəm, öz telefon nömrənizi orada qeyd eləyin. Çünki 4-5 gündən sonra biz yardımlarla inşallah Hatay o bölgələrə, Ben ben özüm... size özel olarak mesaj atayım mı? Mesaj atayım mı özel olarak? Çünkü nereye gerekiyorsa mesela arıyoruz. Çünkü burada ekip olarak AFAD ekibi, Diyanet de girmiş bu işin içine. Diyanet hocalar arıyorlar ki nereye ne eksikse onu götürüyorlar. Çünkü yazık günah yani çok insan var. İnan engelli insanlar o soyukta Allah'a şükür ki yani yerleştirdiler. Yerleştirdiler. Yani engelli olsun. Yani ben size yardımcı olurum. Yani nereye gerekirse Yani siz Esad Allah razı olsun lazım dediniz yani. ve olan ne yardımlar varsa, neye ihtiyacı varsa, ben bayağı da canlı yayımda onu tekrarlayacağım yeniden. Mem ezlerim. Yani koy, her şey ispata düşmesin. Lazım olan bütün her şeyi bizim direkt bölgemizde, çok xahiş edirəm. Telefon nömrənizi qoyun ve ben sizinle telefonla danışaq. Bizim komandamız, benim uşaqlarımız Moskvada, bunlar artık hazırlıklara başlamışlar. Ve ben özüm de mütləq şekilde geleceğim. Hara aparmak lazımdı, beraber bir yerde gider. Aynen. Ben söyle ben yazacağım. Afat bölgesi en sağlam çünkü yağmalama olmuş, hırsızlık olmuş. Bugün de yani hırsızlık varsa ne kadar ayıp, ne kadar ayıp. Çok tırları hırsızlar almış, boşaltmış. Afat bölgesi devletin en güzel sağlam
ekibidir. AFAD'a gidiyorsunuz. Onlar nereye ne lazımsa onlar yardımcı oluyor. Ben size şimdi özelden yazacağım. Adana'da olsun. Nereye gerekirse yap. Allah sizden razı olsun ya. Ve biz hamımız hemşe sizin yanınızda ya. Allah korusun sizi. Öprem sizi. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Sağ ol. Ben size mesaj olarak yazsam, yazacağım Instagram'da. Lütfen. Yazın. Yardımcı olurum ben yazın size. Tamam. Yazın. Öptüm. Allah razı olsun. İnşallah bu herkes dinliyorsa hepsi sana katılsın. Sen o kadar güzel bir insansın. Çok güzel annesin. Sizi çok seviyoruz. Rabbim sana bin versin inşallah. Razı olsun. Çok sağ ol Aziz'im. Minnettarım. Var olasın. Allah'a emanet olun. Teşekkür. Görüşürüz. Sağ olun. Kapatın. Sağ olun.